Merhaba. Ah, çekiyor. Gerçekten de çekiyor. Evet, çok şaşırdım. Çok şaşırdım. Daha önce hiç çekmemiştim. Bayağıdır video yoktu. Evet. The Leftovers dizisiyle geri dönmek istedim. Bir aranın ardından, uzun bir arada, kısa bir ara diyemiyorum çünkü çok garip bir ara. Aranın ardından... The Leftovers'la... Leftovers videomuzla... Geri dönüyoruz. Geri döndük bile arkadaşlar. The Leftovers. The Leftovers. İzlediniz mi? İzlediniz mi? Hı? Duyamadım. Hı? Ne? Bir HBO dizisi. Evet, kesinlikle. 3 sezondan oluştu ve yandı bitti, kül oldu. Birden gitti. İlginç bir yaklaşım. Bir gizem, dram, bilim kurgu ve hatta fantezi öğeleri de taşıyan ilginç bir dizi. Evet, dram diye kendini kaybediyorsun, birden bir şey oluyor. Aa, fantezi mi bir yandan? Evet. Diyorsun. Ya absürt yanları da var. Bu açıdan çok benzersiz bir dizi. 2014'te evet. Başlıyor ilk sezonu. 2017'de Temmuz ayında son sezonu yayınlandı ve bitti. Evet, bu tür benzersiz ve türleri birbirine karıştıran dizilerde ben genelde bir ortak nokta görüyorum. Nedir? Bir tiyatro eseri ya da bir romandan uyarlanmış olması. Evet. Çünkü o daha özgür bir ortam olduğu için. Bu da Tom Perrotta'nın aynı adlı romanından hafif bir şekilde uyarlanmış. Ama prodüser olarak da görünüyor yazarımız. Bazı bölümlerde, önemli bölümlerde, final gibi yazar olarak da görünüyor. Bayağı işin içinde olmuş. Hatta işte asıl yapan kişiyle görüşmelere de o katılmış. Yani HBO romanı satın alıyor, sonra diğer insanları buluyorlar tek tek yani. Harika. O yüzden şaşırtıcı değil bu kadar karmaşık ve detaylı olması. Evet, o açıdan ilginç. Mesela hani daha oturaklı bir Murakami romanı falan da olabilirmiş mesela aslında düşününce, yani bütün olanları düşününce değil mi? Evet, kesinlikle olabilir. Bir edebi eserden geldiği gerçekten de bana hiç düşünmemiştim, belli oluyor. Evet, geriye dönüp baktığımızda da Angels in America geldi aklıma direkt bunu araştırırken. İşte dindir, hayattır, aşktır, her şey var dizide. Bakıyorsun tiyatro eserinde. Tabii. Neyse, örneği çok bunun. Şöyle, şimdi konuyu özetlemek isterim. Ben özetlemek isterim. Pardon, senin özetlemeni isterim konuyu. Ama spoiler ne kadar spoiler vereceğiz. Bu bir inceleme videosu. Yani evet, vermemek çok zor. Çünkü spoiler. Bizim videolarımız tanıtalım da izlemeyen izlesin videosu değil mi? Değil, evet. Doğru. Bıraktım. Bunu daha önce çok konuştuk, çok düşündük. Evet, yorumlarda yani, karşılaştık. Bu bir inceleme videosu. Ne kadar kaçınabilir spoiler'dan diye düşünmeye çalıştım ama bu dizide çok da kaçınamayız zaten. Ki yani dizinin çok bir keyfini de kaçırmıyor bence. Yani sonu hariç, sonunu da konuşacağız. Ama sondan önce bu uyarı verilmelisinden. Yani en son bölümde hani bir şey ortaya çıktıysa ya da son bölümlerde... Çıkmaz mı? Uyarırız söylemeden önce, evet. Yani ama baştan da uyarmış olayım ben çünkü ben kendimi tutamam, ağzımdan kaçar. Ha, yani evet, şu noktadan itibaren... Hoşçakalın. Yiyebilirsiniz, şimdi sonunu söyleyebiliriz yani hiçbir zaman. Evet, şimdi ne oluyor? Ve hayat normal devam ederken birden dünyanın %2'sinin birden ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Bayağı yanında yok oluyor falan. İşte milletin karnında bir çocuğu bile yok oluyor yani. Yok oluyorlar. Nereye gittiklerini bilmiyorlar ve dizi onların nereye gittiğini çözmeyle ilgilenmiyor. Odak noktası onların nereye gittiğini çözmek değil. Daha çok geride kalan insanların hayatını, hayatlarına nasıl devam ettiklerini, bu acıyla nasıl baş ettiklerini ya da edemediklerini gösterme üzerinden. Ben din demeyeceğim ama inanç diyeceğim. İnanç ve inanma kavramı üzerinden yoğun yoğun giden bir bilim kurgu slash fantasy slash drama dizisi. Evet, zaten adı da The Leftovers, yani arta kalanlar, geride kalanlar gibi. Ben çok kötü bir at yani çünkü leftover hani buzdolabında kalan yemeğe falan denir. Hani ama şey olunca, şöyle düşününce de hani dizinin garip, İngilizce'de quirky diye bir şey var, tuhaf mı desem, böyle tuhaf bir, desem kurtar. Kurtarır mı? Tuhaf bir yanı olduğu için dizinin hani biraz o adı taşımasına yardımcı olmuş ama yine de bence çok iyi, bazı bir lahirat bulundu vermiş gibime geldi. Buyurun, lütfen. Bitti konuyu, özetledim. Evet, konu bu arkadaşlar. Yani dizinin özünde benim analizime göre hani insanların hayata ve varoluşa bir anlam verme çabası var.
İşte bunu din yoluyla, bilim yoluyla, doğaüstü olaylar ve güçlerle yapmaya çalışıyorlar. Ve yani sonuçta mevcut olan metodlarla, yani bilimsel metodlarla vesaire anlayamadığımız bir olay olduğu zaman insanların ne kadar çaresiz kalabildiğini ve nelere sığınabildiğini de çok güzel portreliyor bence. Evet. Ne bulurlarsa sığınmaya çalışıyorlar. Her açıklama kabul oluyor. Kesinlikle. Neler var? Özellikle din teması çok var mesela. Din teması çok var. Karakterlerde de daha detaylı göreceğiz diye umuyorum. Örneğin bu olay olduktan sonra değişik kültler, yani kült diyorum yine, değişik gruplar oluşuyor diyelim. Tarikat, tam olarak tarikat da diyemiyorum. Evet. Biraz din bazlı değil çünkü. Evet. Böyle gruplar, faction demek istiyorum Fallout gibi. Çünkü direkt bende o şeyi uyandırdı. Guilty Remnant var. Onlar sigara içip, beyaz giyinip, hiç konuşmadan yaşayan bir grup. Çok ilginç bir şey var onunla ilgili hatta. Yazarına yönetmen şey diyor. Yani iyi buluşmalarında yazar diyor ki kesin Guilty Remnant'ın niçin sigara içtiğini soracaksın değil mi? Herkesin sorduğu gibi diyor. Yok ben onu sormayacaktım ya. Aslında başka bir şey soracaktım diye devam ediyor. Yani bütün herkes direkt onu merak ediyormuş ve mesela yönetmen yazara niçin yok oldular dediğinde adam bunu hiç düşünmemiştim diyor. Yazar da hiç umursamamış yani. Aslında nedenleri çok sorgulamayan, hani olayı olduğu gibi almaya çalışan daha bir süreç dizisi aslında, öyle düşünüyorum. Daha sonra şey var, sarılıp da dertlerini alan bir adam var. O da büyük bir sığınma aracı. Kesinlikle. Yani. Evet. Çünkü düşünsene sarılıyorsun, bütün dertlerini alıyor, unutuyorsun sevdiklerinin yok olduğunu. İnanılacak gibi bir şey değil ama insanlar inanıyor. Hatta dizide ana karakterlerden birine de o. Evet, ona da sarılıyor. Ona da sarılıyor. Ve ama mesela onda o kadar bir etki etmiyor. Zaten olayın hani plasebo etkisi olduğuna dair de ipuçları daha sonra da var. Yine de fantastik öğeler var. Evet. Yani açıklanamayan öğeler var dizinin içinde. Ve hepimiz de yani normalde hayatta da bir şeye sığınıp iyi hissettiğimiz olur. Kesinlikle. Yani plasebo veya değil, çok bir travma durumunda bir şeye sığınır insan. Yani biraz da doğal insan halini çok göstermiş dizi. O yüzden ben bu kadar tuttu. Evet. Yani çok derin konular işliyor ve derine inmekten de kaçınmayan bir dizi. O açıdan böyle. Biraz ne konuşmak istersiniz? Karakterleri konuşalım mı? Karakterler. Kevin. Kevin arkadaşımız. Justin Theroux. Evet. David Lynch filminde tanımıştım kendisini. Evet, o yüzden bu dizi çok kolay geldi onun arkasına. Jennifer Aniston'da kocası galiba kendisi. Gerçekten mi? Galiba. Emin değilim ama kendisi yani iyi bir oyuncu. Adamın dramatik bir suratı var. Böyle o sivri burnu çok öne çıkarmışlar. Sürekli yandan çekmişler falan. Neyse bunları geçiyorum tabii. Benim en çok dövmeleri dikkatimi çekti adamın. Sivri burnu. Değil mi? Gerçek mi? O kadar gerçek dövme olacağını sanmıyorum diye aktörde. Olur, olur. Zor olur onu kapatmak yani. Her role uymaz. Sanmıyorum ya, kolaycık bir durum var. Neyse. Şimdi Kevin, ana karakterimiz Kevin. Bir, ne diyoruz ona, şerif gibi bir şey yani. Bu kasabada. Amerika'nın kasabasında. Kendisi dizi boyunca biz genel olarak onu takip ediyoruz zaten. Bir takım doğaüstü özellikler gösteriyor. Aslında gösterdiği tek şey şu, ölüyor ve öldükten sonra tekrar diriliyor. Yani bu dizi boyunca birkaç kere olabilen bir şey. Ve dizinin bende açıklanamayan tek tarafı, yani bilimsel olarak veya başka bir şey de sanırım buydu. Böyle bir durum var yani dizide, bu olay yaşanıyor. Kendisi tabii bu özellikleri nedeniyle bir mesih olarak görünmeye başlıyor falan filan. Tabii başka yaptığı hiçbir şey yok, hiçbir mucize vesaire. Sadece ölüp dirilmesiyle alakalı. Bu şekilde ama dizinin sonuna gelindiğinde de en son öldüğü yerde, öldüğü zaman gittiği bir artık neresiyse orası veya nasıl bir şekilde oraya ulaşıyorsa bir dünya var. O dünyada bir şeyler yapıyor, bir şekilde geri geliyor.
Öyle yani. Düşün. Yani bir oyun gibi düşün. Mesela bir görevi tamamlıyor ve geri geliyor. Tekrar diriliyor. Sonra, karakter seçiyor falan. Evet. Gittiğinde de karakter seçiyor. İşte uluslararası assassin oluyor birinde. Öbüründe işte polis oluyor falan filan. Direkt kıyafetler var yani birini seçip giyiyor falan. Neyse. Ama son gittiğinde bu dünyayı yok ederek kendini de ölümlü hale getirdiğini tahmin ediyoruz. Buna yönelik ipuçları var bizde. Evet. Bu şekilde ben özetledim. Siz de buyurun. Evet, şey yapacağım, muhalefet yapacağım şimdi. Lütfen. Şimdi Keanu'nun hem bir mesih karakteri olabileceğine dair ipuçlarımız tonla var. Gömülüyor da kalkıyor ya mesela ilk öldüğünde. O tamamen Lazarus hikayesi. Evet. Yani zaten Leftovers ve İncil okuması yapsan yan yana bayağı gideri var yani. Onu bir gönder mesela. Hayır, dirilmesi için gömmemiz gerek gibi bir şeydi o. Hani öldü hadi gömelim değildi ki o, hani zehir içiyordu ilk başında. Evet. Ama evet, öyle bir muhabbet vardı ama bu adama özgü bir şeydi bence. Onlar falan rastlantısal gibi geldi bana. Ama devam ediyorum. Bu kadar çok gönderme olduğu için bunlar göndermedir. Ne güzel tidbit gibi değil de bunu artık hani bir araç olarak kullanılmış gibi düşünüyorum. Yani orada bağlantı var, burada bağlantı var diyoruz, o açıkta kalıyor ya. Öyle bir şey değil de alttan bir hikaye gidiyor gibi. Ama Mesih olmadığına dair de çok ipucu var. Yani mesela hiçbir yönde hiçbir doğrultusu olmaması kendisinin. Hiçbir yöne doğru gitmiyor olması. Evet ve bir Mesih karakterin, bir peygamberin ya da burada itildiği üzere İsa'nın, İsa karakterinin yapmayacağı şeyleri yapıyor. Yani inancı ya da Tanrı değil, ailesi ve şerifliğini yaptığı yerin huzuruyla ilgileniyor. Veya ben niye ölüp diriliyorum ya diye oturup düşünmüyor. Hayatına devam etmeye çalışıyor. Çocuğuysa çocuğu işte. Nora ise Nora. Hep böyle bir insanları düşünüyor. Kendisinden çok. Kendisinden değil, Tanrı'dan çok. Öte yandan yine yazar, dizinin yazarına soruluyor mesela böyle bir Mesih şeyi işleniyor diye. Ben onu Mesih bir karakter olarak değil, daha şaman bir karakter olarak düşünmüştüm diyor. Böyle bir şey var yani, zaten yazarı reddediyor. Yani bu Mesih karakterinin yaptıklarına ve yapmadıklarına bakarsak aslında bir Christ'tan çok bir Antichrist, bir Deccal figürü var bence. Yani onun gibi değil, reddediyor gibi. İnanılmak onun için önemli olan ama dine çevrilmek istemiyor. Mesela etrafında kim var? Arkadaşı John var. Bir de rahip Matt var. Baktığıma göre o ikisi de yeni ayeti yazan insanlar. Matthew ve John the Baptist. Yani onu iyice kurmuşlar ama bizimki istemiyor. İstemiyor. Zaten yani hani dediğimiz gibi hiçbir özelliği yok aslında zaten Mesih olmasına. İşaret edebilecek yani adam. Evet, olaylar oluyor etrafında gibi bir şey. Düşün, evet yani kendi nereye gittiğini bile bilmiyor. Gerçekten de mesela öldüğü sekanslarda bile yaptığı şeyler yani rastgele gibi görünüyor. Yani hani evet, o kapıyı açmıyor, bu kapıyı açıyor falan gibi görünüyor çoğu zaman. Böyle. Bulduğum bir teori var Reddit'te. Bu Reddit'ten bulduklarımı da söylemek istiyorum. Yani bu benim fikrim değil çünkü bildiğim bir şey değil. Çok artık güzel bir şey. Bayan değil de yok zaten. Nereden bulacağız? Reddit olmasa yani. Şimdi kuantum intiharı ve kuantum ölümsüzlüğü diye bir şey var. Bu Schrödinger'in kedisi gibi düşünce deneyi. Ve bu fikre göre ki bunu yazan kişi bütün dizinin bunun üstüne kurulduğunu söylüyor ki bence harika olur bu kadar. İşte kitabını yazalım, bu yeni bir din olsun diye uğraşılırken böyle bilimsel bir şeyin altta hikaye yatıyor olması da güzel bir değişiklik olurdu. Kuantum intiharında ya da kuantum ölümsüzlüğünde sonsuz paralel evrenler yatıyor altında. Sonsuz paralel evrenler olduğu için sen öldüğünde aslında ölmüyorsun kendi bilincine göre ve bilincin devam ediyor. Yani ben şu an öldüğümde başka bir paralel evrende hiç ölmemişim gibi, beni öldüren olay hiç olmamış gibi devam edebiliyorum. Böylelikle Kevin ölüyor aslında. Ama başka bir paralel evrenden devam ediyoruz Kevin'in hayatıyla. Bunun üzerine kurulduğunda zaten burada ne mesihlikle ilgili bir şey var, ne dini bir şey var. Tamamen bu teorinin üzerine kurulduğunda zaten diğer insanların %2'sinin yok olmasının da bir anlamı yok. Çünkü yok olmuyorlar aslında, başka bir yerde yaşamaya devam ediyorlar gibi. Evet. Yani böyle çok mantıklı. Çünkü aslında bence dizi zaten bilimsel bir sonuca varıyor. Yani o nedenle hani kapanışında bilimsel bir açıklama var. Yani açıklama demeyeyim ama bilim kurgusal bir
Evet. Yönelim. Evet, var yani hani bilimle açıklamaya çalışıyorlar ya da bir sonuca vardırmaya çalışıyorlar. O nedenle hani böyle bir teori olması bana çok mantıklı geliyor. Çünkü paralel bir evrende o insanın o anda uyanması dışında, uyanıp o hayata devam etmesi dışında her şey zaten aynı olacağı için çok da mantıklı bir şeye dönüşmüş oluyor benim kafamda. Çünkü hani dediğim gibi olağanüstü olan tek şey, fantastik olan tek şey, yanlış hatırlamıyorsam ve kanıtı olan Kevin'in ölmemesi, ölüp gidilmesi falan filan. Evet, yani bir de 1-2-3 evren de değil, yani sonsuz evren, bir evrende saçının burası, böyle durduğu bir evren, gereken her şey aynı bile olabilir yani. Evet. Böyle yani sonsuz bir teori olduğu için bu. Kevin'in bilincini takip ediyorsak, evet, o evrenleri takip ediyorsak gayet olabilir. Evet. Mantıklıymış, güzelmiş. Keşke daha önce bilseydim. evet. Kevin hakkında başka diyeceğim bir şey yoksa, yok, gelelim bence dizinin asıl ana karakteri olan Nora'ya. Zaten final bölümünün adı da The Book of Nora. Evet, The Book of Nora. Nora, sen özetle onu da ya. Nora, şimdi Nora ailesini böyle iki çocuğunu ve kocasını aynı anda kaybeden, ailesini, tüm ailesini aynı anda kaybeden tek insan mı? Yok, tek insan değil ama... O civardaki insan, tek insan galiba, evet, onu çok şey yapıyorlar. Bizim tanıdığımız... Yani bize tanıtılan tek insan. Yani hem üzülüyorlar ona, hem saygı duyuyorlar. Ona her yere işte davet ediyorlar. Onur konuğu konuşuyor falan. Bir yandan da şey vardı değil mi? Sigorta şirketi gibi bir şey. Devletin sigorta bölümü, evet, gibi bir şey. Aynen, yok olduysa bir tazminat mı alıyorsun? Tazminat veriyor devlet. Bir anket yaptıktan sonra. Evet, tabii, anketi yapan kadın o. Zor da bir işi var. Hep o acıyı derde dinleyip duruyor durmana. Yalnız o ailesinin kaybolma sahnesi çok dramatik gerçekten. Evet. Yani masada oturuyorlar, kahvaltı masasında. Kadın telefonu silmek için, telefonla çocuk meyve suyu döküyor. Telefonu silmek için şeye kadar gidiyor, mutfağa kadar gidiyor. Birden ses kesiliyor arkasında ve kimse yok. Ya yani öyle bir korkunç yani, aklını yitirirsin falan sahnesi. Tabii dizide yer yer şey söyleniyor, o da var yani hani konumla alakalı bir kayboluş ajanlarının tek bir şeyini, evet, koymanın falan. Öyle bir şey var, ihtimal olduğundan bahsediliyor. Bunu araştırmak için mesela insanlar geliyor falan filan. Oradan kadının oradan oraya geçmiş olması hani onun için çok büyük bir vicdan azabına da dönüşüyor. Evet, yani bir de şey, bu araya minik bir yine bir Reddit teorisi eklemek isterim. Reddit teorileri köşesi. Şimdi Guilty Remnant ne yapıyor üzerinden giderek? Ana karakterleri incelemiş birisi. Hı hı. Ve herkes yani kimin olmamasını, yok olmasını istiyorsa yani herkes istediğini bulmuş gibi bir şey. Mesela yani çok derin bir istek değil tabii ki bu da. Evet. Kadın orada aile hayatından usanmış, bunalmış. Çocukları bir yandan azarlıyor, işte yaramazlık yapıyorlar diye. Kocası o hem ilgisiz hem de kadının olan yapmak istediği şeyleri... Hem de aldatıyor. Hem de aldatıyor. Hem de kadın olan iş görüşmesiyle uğraşıyor telefonda. Kadın, evet. Ve kadın hani çalışmak istiyor. Ama hani adam da buna çok destek veren bir halde değil. Yani o an kadın o aile ortamından kurtulup kendisi iş bulmak falan filan istiyor. Hani orada onların olması bir avantaj değil kadın için. Evet. Diğer sahnede kadının bebeği ağlıyordu, kadın deliriyordu sus sana diye, o gidiyor. Ondan sonra Kevin karısını aldatıyordu, suçluluk hissediyor demek ki, o kadın gidiyor. Kadın gitmiyor. Kadın yitiren mi? Hayır, karısı değil. Aldatma sahnesinde. İşte ondan sonra Kevin'le o zamanki eşinin çocuğu oluyor. Kadın çocuğu istemiyor çünkü araları iyi değil. Bebek yok oluyor. Hani Guilty Remnant bunu çözdü ve insanların istemedikleri insanlar gitti diye düşündükleri için biz bunlara hep hatırlatalım bunların gittiğini, başlarına bela alalım diye düşünüp ortaya çıktı gibi bir teori. Evet. Ama ben niye düşünmüyorum böyle diyor? Dünyanın, şimdi biz ne deriz buna? Dünyanın %2'si yani. O kadar yüz binlerce insan, milyon var. İşte onların hepsi için böyle bir neden var mıdır gerçekten de diye düşünürdük herhalde. Ama bu da sadece ana karakterlere bakmış.
Ama filmin, yani dizinin gösterdiği kadarıyla tutuyor teori yani. Ya evet, şimdi bütün örnekler aklıma gelmiyor dizide gösterilen ama ana karakterler için tutuyor gerçekten de. Mesela o kadın ana karakter için bebeği yok olan hala tutuyor. Özellikle göstermiş olabilirler tutan şeyleri. Çok ilginç, evet. Gerçekten bu da ilginç bir teoriymiş. Yani çok mantıklıymış ya. Bu da biraz fanteziye katıyor bence. Çünkü hayal ediyorsun, istiyorsun, oluyor. Bir aslında değil, o kadar. Yani evet, ama şart değil yani. Hani şimdi tabii ki bilimsel kurallar içinde incelemeyi çok seviyoruz her şeyi ama bilimin de bilimde de geldiğimiz belli bir nokta olduğu için hani bizim açıklayamadığımız, anlayamadığımız bazı çevremizde güçler bir şey olabilir. Yani bunu fantastik anlamda söylemiyorum çok ama bilmediğimiz şeyler evet. Olabilir. Hani belki öyle bilmediğimiz bir yöntemle yapılan bir şey de olabilir. Ama dediğim gibi şu anki bilgimizde fantastik. Yani demek istediğini anlıyorum. Henüz bilmediğimiz bilim kurgu teorileri olabilir bununla ilgili ama bilmiyoruz. Ya da bilim teorileri. Evet, yani Nora mesela Kevin isteksiz bir mesih. Evet. Nora yani bildiği her şeyi kaybetmiş bir insan olarak ve çocuklarını çok özlüyor. Çok özlüyor kadın yani. Sürekli çocuklarını özlüyor. Doğum bir anne sevgisi teması evet, verdi. Kesinlikle var. Ve böyle olmasına rağmen, bu durumda olmasına rağmen ve işi de bununla alakalı olmasına rağmen kadın hayata tutunan bir kadın. Yani çok cesur, çok dobra mesela. Tuttuğunu koparan bir kadın. Kesinlikle. Hani böyle şey değil, psikolojisi çok bozuk. Kendisi de farkında. Yaptığı çok garip şeyler var bu nedenle. Ama kadın hala hayata tutunuyor. O hayatta kalma içgüdüsü çok güçlü kadında ve kendisi de çok cesur bir karakter olduğu için ben çok seviyorum zaten. Dizinin sonunda da bu olayı en azından bize çözümünü gösteren karakter Nora oluyor yine. Bu açıdan da çok mutluyum. Yani dizide Nora ile ilgili bir tane çok kötü karar, yani karakter dışı bir hareket olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Kevin insanlar görmeye başladığında şizofreni olduğunu tahmin ederek Kevin'i terk ediyor. Nora gibi karakterin yapabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum ve dizide tamamen o arada Nora'yı alıp getiriyorlar çünkü ortama. Hani onu kolaylaştırmak için yapılmış bir hamle olduğunu düşünüyorum. Ayrıca çok karakter dışıydı. Hani bu kadar korkusuz bir kadının işte eşi şizofren olacak diye korkup terk edeceğini zannetmiyorum sadece. Yani bu bana çok garip gelmişti. Hemfikir olmayacağım. Aa buyurun. Çünkü olsan şaşardın. Değişik bir tat katıyorum buradan videoya. Şey, şimdi karşımızda mutsuz, travmatik bir kadın var. Her ne kadar güçlü olsa da arada garip davranışları oluyordu. Ve belki de aşık olup evlenip hani yeniden bir hayat kurmak, yeniden bir aile kurmak isterken direkt bir sorunla ve çözümü çok zor olan bir sorunla karşılaşmak. Onu korkutmuş olabilir. Kesin ve geri döndü de kolaylıkla. Olabilir evet. Olabilir ama hani o anda mesela kadının yaptığı dengesiz şeyler de çok cesurca şeylerdi. Yani kadın kendini insan tutup evet. Kurşun geçmez diyerek takıp vurdurtuyor falan yani. Hani, ama aşk olduğu insanlar kaçıp gitmek de çok cesurca olabilir. Güzel dedin. Güzel dediniz Zeynep Hanım. Peki o zaman. Tamam, hayır olamaz demiyorum ama bana orada yani onun o cesaretini birazcık söndürdüler gibime geldi benim. Ama olabilir tabii ki neden olması çok büyük bir hareket değil yani. Nora. Evet, Nora ile ilgili diyeceğim bir şey var ama bu Nora ile ilgili değil de final bölümüyle ilgili gibi daha çok. Dizinin sonuna daha sonra göreceksek. Gelelim mi dizinin sonuna? Hadi gelelim dizinin sonuna. Şimdi dizinin sonuna doğru ne oluyor? Aslında bilim insanları bir grup. Bir grup İsveçli. İsveçliler. Zaten İsveçliler. İsveçli. Şey yapıyorlar. Aslında onların gittiği yere gitmenin yolunu bulmuşlar. Hı-hı. Manyetik alanlarla, metallerle falan bir şeyler yapıyorlar. Kutunun içine oturuyorsun. Radyasyonlu metal parçaları var. İzlerini bulmuşlar bu insanların. O izleri yani seni onların gittiği yere götürecek şekilde, o izleri oluşturacak şekilde işlemi almayı başarmışlar. Yani öyle bir şey. Evet, bir yani bunu yapan da gitti falan diyorlar hatta. Evet. Yani mümkün diyor.
Neyse bizim bayağı bir olaylı şeyler var orada. Kızı kabul etmiyorlar önce. Yani önce istiyorlar, sonra kabul etmiyorlar. Kız en son onların şeyini buluyor yani. Ana yerini buluyor. Zorla gidiyor yani. Ve oluyor. Ama oluyor mu olmuyor mu bilmiyoruz o an. Değil mi? Değişiyor. Yıllar sonra görüyoruz ki. Şimdi biz hiç o yeri görmüyoruz. Ama Kevin'e anlatıyor onları. Yani görüyoruz. Gösteriyor. Evet, yani kafasını flashback olarak gösteriyor birazcık. Çok az ağacın arkasından ailesine bakması falan. Aa, onu hatırlamıyorum ben. Neyse şey. Aynı ya. Kevin'e anlatıyor. Mesela o sahnenin de önemi aslında şey. Kadının gitmesi ya da onların gerçek olması değil. Kevin'in ona sorgusuz sualsiz inanması. Evet, inanıyorum. Yani, evet. Sana inanıyorum diyor. Evet, ama ne oluyormuş diğer tarafta? Meğersem arkadaşlar bu %2. Aslında şöyle bir şey olmuş benim anladığım kadarıyla, bir evren bölünmesi gibi bir paralel evren oluşmuş ve insanların %2'si o paralel evrene gitmiş. Yani olayın özü bu. Yani dizi süreçle alakalı bir dizi olduğu için çok da önemli değil aslında bunun bilinmesi de, ama Nora'nın dediğine göre Nora buraya gitmiş ve şöyle bir şey de söyleyeyim yalnız, Nora'nın bu girdiği işlemden yani sonuna kadar gittiyse oraya gitmemiş olma şansı pek yok. Ölmüş olması gerekirdi. Çünkü sadece dediğim gibi radyoaktif izleri kalıyor onun. Ama gidip döndüğünü iddia ettiğine göre diye düşünüyorum. Ben de inanıyorum onun hikayesine. Eğer son anda durdurmadıysa işlemi. Çünkü son anda bağırdı. Tam son anda bağırdı çünkü orada kestiler. Bilmiyorum niye öyle bir şey yapmışlar ama ben bu cümleyi yaratmamıştım. Evet ama yani hani biraz ucuz bir numara bence. Ben de gittiğini düşünüyorum. Şimdi ne olmuş? Bu %2 orada kalmış. Bu sefer mesela düşünün, Nora'nın ailesi şanslı aile olmuş. Ve diğer insanlar çok şanssız olmuşlar. Çünkü atıyorum mesela Zeynep kalıyor. İşte ben yokum, Nestan yok, kimse yok, aile yok, hiç kimse yok. 7-8 kişi gidiyor herkesin hayatından bu sefer. Hani diğer tarafta bir kişi. Tabii diğer tarafta %98 yok olmuş. Tabii, %98 yok oldu. Bizde nasıl %2 yok oldu? Aynen. O diğer tarafta %98 yok oldu gibi bir hayat var. Evet. Yani Nora da gidiyor. Ondan sonra burada ailesini buluyor, uzaktan izliyor. Bakıyor, yeni bir kadın var kocasının hayatında. Ondan sonra çocukları mutlu görünüyor. Hani şey yapmışlar, yapmışlar, geçirmişler. Ve gidip konuşmuyor falan filan. Yani Nora'nın bu cesareti ve merakı bizi sona taşıyor. Evet, ondan sonra da bu aleti yapıp o tarafa geçmiş olan kişiyi buluyor. Bana bir tane daha yapacaksın diyor. Ben de geri döneceğim. Burası bana göre değil. Burada ben şanssızım diyor. Evet. Ve dönüyor. Şimdi bu hikayede şöyle bir şeyim var benim. Şimdi ben Nora'nın gittiğine inanmıyorum. İnanmıyorum çünkü çocuklarını o kadar zamandır görmemişsin. Çocukların da seni görmemiş. Ya oraya kadar gidip ağacın arkasından bakıp gelmek diye bir şey yok. Sen yani bir ev tutarsın yakınlarında, çocuklarınla sosyalleşirsin en azından. Çocuklar seni özlemedi. Ben buna inanmıyorum. Zeynep. Bak, kadının niyeti dizinin başından beri bilmek istiyorum diyor. Ne olduğunu bilmek istiyorum diyor. Tamam, öğrendi. Çocukların şurada biliyor. Görüyor. Evet, görüyor. Ama o çocuklara gidip sosyalleşmeye başladığında ne olacak? O çocuklar... Anne burada kal vesaire muhabbeti karışacak. Adamın kafası karışacak ama bak artık bir aile olamayacaklarını biliyor. Çocuklar büyümüş zaten, aradan 8 sene mi geçmiş, 10 sene mi geçmiş, çocuklar olmuş. Çocuk yani. Ama ya boşanmış aileler yok mu? Görür hafta sonları. Tamam ama bak kadın istediği zaten güvende olduklarını bilmek ya da ne olduğunu bilmek. Yani kadın sadece onu bilmek istiyor çünkü kabullenemiyor yani böyle bir şey beyni. Hani birçoğumuzun edemeyeceği gibi. Kadın da bilmek istiyor. Ben geri dönmesini anlamsız bulmuyorum çünkü o kendi hayatını... bir anlamda o hayatını bitmiş olarak görüyor zaten. Şimdi zaten kadın o tarafa giderken bu taraftaki hayatı bitti. Kevin'dir, iştir falan her bir şeyi. Evet. Bıraktı, gidiyor. Bu hayatta tutulan bir kadın, o da var. Yani. Şimdi öbür taraftan ben gittiğinde kalmasını umardım. Dediğin doğru. Bilmek belki daha önemliydi onun için ama yani kaç bölüm, kaç sezon çocuklarım deyip durdu. Ona telefonla aradıklarında demiyor, çocuklarını görmek ister misin görmek dediler. İster misin bilmek diyorum. İster misin ne oluyor demediler. Evet, görmek ister misin dediler. Bir dakika şimdi kelime oyunlarına girmeyelim. Çocuklarını o kadar seven bir kadının ben orada kalmasını beklerdim. Yani evet, yaptığı, yani verdiği karar çok kişisel ve büyük bir karar bence. Hani büyük derken büyüklük gösterdiği bir karar.
O insanların psikolojilerini bozmak istememiş olabilir yani. Düşünsen böyle bir olay yaşıyorsun ve 8-10 sene sonra annen yaşlanmış bir halde orada. Gerçi pek yaşlanmamıştı ama galiba. Biraz yaşlanmış. Nora mı? Nora, evet, yani, orada. O an yaşlanmamıştı. Yaşlanmamıştı. O kadar, o kadar yani, belli olmuyordu daha. Yani. Zaman geçmiş bir şekilde birden anneni görüyorsun. Yani bir şoka falan girersin herhalde. Hani belki onları öyle mutlu görünce bozmak istemediğini söyledi zaten ama anlıyorum, senin dediğini de anlıyorum. Çünkü bu şüpheyi yaratmaların bir nedeni olması gerek diye düşünüyorum. İkincisi de o yapan adamı buldu da aynısından yaptırdı. Orada materyalleri vardı. Parasız mı yaptı? Nasıl oldu? Şimdi biraz bu birazcık inanması zor bir hikaye. O nedenle Kevin'in sana inanıyorum tabii ki demesi asıl o sahneyi önemli kılar. Evet. Oraya öyle bağlı. Kesinlikle. Olabilir. Ben inanıyorum. Yok ama gitmiş olsaydı da bu inanması zor bir hikaye. Kesinlikle. Yani zaten nasıl Kevin'e anlatıyor. Ben gittim, gördüm, çok güzeldi falan. Hatta Kevin'in inanmasına da şaşırıyor. Böyle evet. Falan diyor. Ama ben de inanıyorum. Nora inanmamıştı ona zamanında kolay kolay. Evet. Evet. Öyle bir düşünebilir aslında. Adamın inancı sevgiden geliyor. Kesinlikle. Evet yani hani ne olmuş olursa olsun zaten dediğimiz gibi hani süreçle ve insanların bu süreçte nasıl başa çıktığıyla alakalı bir dizi olduğu için çok da aslında önemi yok ama bana bu açıklama, bilimsel açıklama çok mantıklı gelmişti. Evet evet, şey çok güzel işte, dediğim gibi tekrar ediyor olacağım kendimi de, orada oraya gidip bakması hikaye değil işte, o sorumsuz sualsiz Karen'ın ona inanması, beni çok etkiledi. Evet, evet. Bir de şey de var mesela, özellikle gizem türünde ya da bazen bilim kurgu türünde olan diziler, bilim kurgu genelde daha iyi kotarıyor ama özellikle gizem tabanlı diziler diyeyim, son olayında çok can çekişiyor. Yani çok çok uğraşıyorlar, olmuyor, bir şeye bağlanamıyor. Özellikle sezon uzadıkça, hikaye daha karmaşıklaştıkça bağlamakta çok zorlanıyorlar. Bu benim izlediğim en iyi bağlanan gizem dizilerinden biriydi. Ben çok beğendim sonunu. Bayağı başarılıydı. Ben de böyle düşünüyorum. Çok güzeldi. Hatta ağladım bile ben biraz. Duygusaldı bayağı sonu. Bu dizinin yapımcısının Lost'la ne ilgisi var, hatırlıyor musun? Lost. Öyle bir bakayım ben ama. JJ. Bu da mı JJ? JJ değil ya. Bu da JJ. JJ değil. Yazarı galiba. Dur. Ha, bilmiyorum. Ben bir bakayım ona. Yani. O arada ben diğer karakterlerden şöyle hızlıca biraz bahsedeyim. Mete gelince seni uyandırayım. Tamam. Lori diye bir karakterimiz var. Kevin'in eşi olan ve çocuklarının annesi olan. böyle şey gibi söylemişim gibi oldu. Neyse, sen duymuyorsun da. Bence sönük ve korkak bir karakter. Psikiyatr kendisi. Psikolog mu? Psikolog. İlaç yazdığını görmedik o yüzden. Ben sadece gördüm gibi hatırladım ama. Gördün mü? Psikolog galiba. Psikolog çünkü terapiye farklı terapist vardı. Öyle bir şey yani. Kendisi. Kadına biz Guilty Remnant'a katılmış halde tanıyoruz. Bütün ailesini bırakıp parçalanmalarına neden olup Guilty Remnant'a vermiş kendini. Daha sonra da Guilty Remnant'ın karşısında bir karakter olarak görüyoruz. Yani nerede duracağını tam bilemeyen ve mutlaka bir tarafta duruma ihtiyacı hisseden bir karakter gibiydi. İyi bir şeyler yapmaya çalışıyordu ama bence sönük ve etkisiz bir karakterle, özellikle Nora gibi güçlü bir karakterle karşılaştırınca. Bence de. Öyle gördüm. Ama o da daha huzurlu bir hayatı biliyor. Onun şeyi çok ilginçti, bu terapistlik diyeceğim sadece gerisinin emin olmadığım için. Terapistik hayatında öğrendiklerini, bilgilerini insanları rahatlatmak için garip böyle piramit şeyleri gibi, garip paramalı şirketler gibi sunuyor falan. Mesela insanlar rahatlasın diye. Ne yapıyordu? Şey, oğlun mesela sarıldırıyor millete. Evet. İşte milleti konuşup içindekini atsın diye garip, normalde etik demeyeceği evet. Şeyler yapıyor. Evet, kirli oynuyor kesinlikle. Evet. Doğru zaten. Ama amacı insanları iyi hissettirmek ama kirli bir terapist evet. Gibi. Ama yani ne yapacağını da tam bilmiyor genel olarak. Yani bir şeyleri daha iyi yapmaya çalışıyor ama daha kötü de yaptığı çok oluyor. Patty diye bir karakterimiz var. Patty, Lori'nin bir hastası. Yani istismara uğramış ve çok eziyet çekmiş bir karakter kocasından. Bu insanın böyle bir, herkesin boşluğa düştüğü böyle bir olayda Guilty Remnant'ın
başında gibi görünüyor ya da o şeyinin kolunun başında galiba. Güç elde etmiş halde nasıl bir psikolojide olacağını da onu da çok iyi görebiliyoruz. Aslında derin bir karakter bence. Ama ölmesinden ve Kevin'in kafasında ya da Kevin'in öldükten sonra gittiği yerde karakter gelişimini tamamlamasından evet. da hoş oldu değil mi? Evet, o da ilginç bir durumdu yani. Böyle çok ilginç bir karakter ve aktörün de kadın aktörün de şeyi oyunculuğu sahne, duruşu mu derler böyle mevcudiyeti mi derler ağır demeyi çok güzeldi yani ben çok keyif aldım o sahne oyununda. Evet ben de. Kesinlikle karakter de ilginçti. Mesela Laura Lynch yani, keyif almadım orada. Ya, bu, yani, bayağı iyi. Doğru sinir ayrıca Lüter oynuyor. Evet, ben de şu sıraya göre geldim şimdi. Yok. Bakıyorum. Birden Liv Tyler var filmde. Evet, birden dizide Liv Tyler oynuyor. Onun da ilginç, karanlık bir karakteri var. Evet, o bu olaydan bir gün önce annesini kaybediyor. Onun da evet. acısı çalınmış diye düşünülüyor. Yani. O da o yüzden katılıyor, nişanlısını bırakıp falan. Yani o yüzden katılıyor mu bilmiyoruz aslında. Kadın biraz daha psikolojisi bozuk zaten. Hani eskiden de uyuşturucu bağımlısıymış falan falan tam bilmiyoruz çok yani garip bir karakter ve pis bir karakter yani. Biraz, bana şey biraz garip geldi. Şimdi dizi o karakteri çok işledi, çok işledi. Doldurdu. Sonra kadın öldü birden falan böyle. Ya. Hani şey gibi çok bunu yazıyorduk da güzel olmadı sil falan gibi. Şey de öyle geldi bana. Kevin'in genç kızı ve arkadaşı onun arkadaşı. Bayağı ilk sezon böyle lise muhabbetlerini izledik. Sonra birden yoklar. Ne katıyor? Hani çocuğu böyle baş etti travmayla. Ben birazcık gerçekçilik katıyor bence. Yani hani şey değil ama eminim daha fazla hikaye öğeleri vardır, amacı vardır ama ya mesela bu ani ölümler, mesela 3. sezonun başındaki olay falan bence sertlik ve gerçekçilik katıyor. Yani bilmiyorum, benim hoşuma gitti ikisi de. Olduğu anda garipsedim ama sonra düşününce hoşuma gitti gerçekten. Gelelim o zaman Mete. Rahibimiz. Rahibimiz. Din adamımız. Evet, kendisi... yani şimdi ben onu bir ara herhalde daldım herhalde izlerken diziyi. Belirli bir noktaya kadar onun ben rahip olduğunu düşünmedim. Hani ortalık birbirine girince rahip de uçtu gitti herhalde bu geldi onun yerine falan gibi düşündüm evet. neden sonra. Galiba hani eskiden zaten sertifikalı falan bir insanmış gibi bir şey vardı. Onu tam hatırlayamıyorum şu an ama birkaç ay oldu bu arada biz izleyelim bunu ama iki ay falan biliyor muyum? Bilemeyeceğim. Böyle bir şey. Neyse. Ama şey yani hala kendi böyle tanrıya adamış böyle bir insan ve çok pozitif bir insan. Aşırı pozitif bir insan. Ve Kevin'in hep yanında olmaya çalışan bir insan. Tabii Kevin'in hep yanında olmaya çalışmasının Kevin'e Mesih sanması nedeniyle de olabileceğini kitabını yazanlardan biri. Evet. Bayağı kitabı var Kevin'in ya. Evet. Bayağı Kevin'in kitabını yazmaya başlıyor kendisi de zaten. O kitap da yakılıyor. Evet. Yani hani o pozitifliği yani çoğu durumda kaydeder ama o dinsel ya da başka şekildeki gerçek olmayan sanrılarının da bir göstergesi gibi aslında değil mi? Evet. Yani işine yaradığı yerler de oluyor mesela kasino sahnesi gibi, o kumarhaneye gittiği sahne gibi. Ama çok garip işler de getiriyor başına. Evet, eşi mi ilginçti? Evet. Fantezi derken Bertone'a da mı değinmeliydik ya emin olamıyorum. Katatonik gibi bir şey de eşi. Evet. Ve sonra birden konuşuyor bir gece. Ondan sonra işte çocuk yapıyorlar vesaire. Ondan sonra biz yine bozuluyor. Millet inanmıyor adama. Vay karına kötü davrandın falan diyorlar. Sonra bir daha diriliyor ama kadın yaşıyor, canlanıyor. Evet. Ama kadının tam olarak rahatsızlığın ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ve düzelebilen bir şey mi bilmiyoruz. Evet. O nedenle bu bir mucize mi yoksa oluveriyor mu bilmiyoruz. Çünkü nerede oluyor? O Miracle denen kasabada oluyor. Evet. Pek ihtimal verilmeyen bir şey galiba. Miracle denen bir kasaba var. Kimsenin kaybolmadığı bir kasaba bu arada. Evet. O yüzden Miracle adını alıyorlar. Jardin diye bir... Jardin. Garden. Garden of Eden. Jardin.
yardıma bir yerim oldu. Evet, cennet gibi bir yer. Böyle temalar çok işleniyor arkadaşlar ama Jardin'de bir cennet değil. İlk kesinlikle. Yani üçüncü sezon özellikle bence çok güzel ama güzel bir sezon. Birinci sezonu da beğendim ben. İkide biraz yalpaladılar birazcık. Bana da biraz öyle geldi. Böyle sıkıcı gidiyor gibi geldi. Sonra çok güzel toparladı. Çok güzel toparladıklarını ben de düşünüyorum. Lost'la ilgili olan şeyi söyleyeyim. Bu dizinin birçok bölümünde yazarlık yapan adam, Lost'un da birçok bölümünde yazarlık yapmış olan adam. Böylelikle Lost'un son, yani Lost'un finali o kadar beğenilmemişti mi diyeyim, artık karışık yorumlar vardı mı diyeyim. Bunun finalinin güzel olması o açıdan. Kurtarmış, kariyeri kurtarmış. Evet. tebrik ederiz onu. Peki, sevgili Zeynep, ne diyelim, genel görüşlerimiz ne? Sunumundan biraz bahsedebilir mi dizinin? Kaç, 5 saat mi oldu, ne oldu yine bilmiyorum, ne kadar oldu diye. 40 dakika. Düşünüyorum, tamam. Evet, genel olarak bahsedeyim. Ben dizinin karanlık halini çok sevdim. Normalde bu kadar karanlık diziler, of hayat zaten sıkıcı, izlemeyeyim gibi bir şey yaratabiliyor bende. Ama karanlık olduğu kadar bilim kurgu öyle de içerdiği için ve bir o kadar da gerçek hayattan kopmadığı için ve travma gibi dünyanın her yerinde her gün yaşanan çok günümüzle ilgili olan bir durumdan da bir arada gittiği için çok güzel bence. O karanlığı saf karanlık değil yani işte hayat gibi evet. Karışık gidiyor. Ve bu fantastik öğeler de bir komedi unsuru gibi, evet. Böyle bir hafifletici bir unsur da yaratmış. Ben o yüzden çok sevdim açıkçası. Bayağı güzeldi. 3 sezonda bitmesi benim çok hoşuma gitti. Çünkü uzatıyorlar, güzel olmuyor böyle kısa. Şey gibi, mini series gibi bir havası var aslında. Evet. Sadece biraz daha fazla uzun. Evet, o açıdan beğendim ben. Müziğe değinmek isterim. Ona geleceğim. Ona sunum kısmında geleceğim lütfen. Konuyu karıştırmayın. Ben de senin söylediklerine aslında kendi notlarıma bakıyorum. Başka kelimelerle kendimi ifade etmişim. Yani atmosfer ve bu değişken temalar, olaylar açısından çok eşsiz bir diziydi bence. Mesela çok ciddi ve derin temaları işliyor ama bir yandan da hayatın ve psikolojinin ne kadar saçma sapan ve çılgın işte fikirlere, durumlara yol açabileceğini de çok güzel bir şekilde ele almışlar. Benim bilmiyorum, bu değişkenlik benim çok hoşuma giden bir şey oldu ve başarılı işlediklerini düşünüyorum. Ona, mesela işte Kevin'in ölüm sekansları çok absürt ve eğlenceli olabiliyor yani birçok şeyde öyleydi. İşte belki bu kadar çok türe dahil edilmesinin nedeni de budur yani bu kadar. Çünkü çok değişik yani gerçekten o açıdan. Sırf bunun için bile izlemenizi öneririm. Yani bu videoyu izledikten sonra hala izlemek isterseniz tabii. Gerilim de güzel ve dozunda geliyordu mesela yani çok abartmadılar ama gerildiğimiz çok yani oldu. Bazen yani birkaç bölüm acaba Kevin'i öldürdü mü ya falan diye gitmiştik yani. Mesela acelesi de olmayan dizi yani bir konu uzun işlemek istiyorsa işliyor da mesela Patty'nin işte ölüm sahnesi vesaire düşünürsek. Yani işlediği konular da derin, bunları deşmekten de kaçınmıyor. O açıdan da çok beğendim. Hani İlla HBO olunca işte bir çıplaklık, bir küfür falan filana biraz odaklanmışlar. Birkaç yerde böyle saçma hani dedik aman HBO'luk yapıyorlar falan durduk. Ben o konuda fikrimi değiştirdim. Değiştirdin mi? Değiştirdim. Çünkü hep böyle... Ben zorlama gibi gelmişti. Öyle gibi geliyordu ama olsun ya. Olsun. Dünyada o kadar yasaktır, kısıtlamadır var ki bunlar olmasa ne olacak halimiz? Yani. Tabii. Olsun, çok ya, destekliyorum. Olsun. Peki tamam, ben de destekliyorum artık. Ama hani olsun adına olması bana o zaman şey gelmişti, biraz gülünç gelmişti as, ama as. O da olsun, o da olsun. Ama işte mesela HBO dizisi olması sadece bu değil, gerçekten de daha birine beğenebilmede de... Ve istediklerini yazabiliyorlar, hani özgürce yazabiliyorlar. Düşünsene Amerika'da sadece kablo TV olsaydı ne kadar çok diziyi kaybetmiş olurduk. Tabii yani derin diziler yaratmalarını sağlıyor. Mesela hala dönüp arada düşünüyorum ben şu olay olmuştu, şu karakter. Bizim de şeye zamanımız yok. Bir daha izleme insanlar bir daha izliyor. Bu kadar yorumun düşünmenin üstüne o zaman tam yakalıyoruz evet, her şeyi. Evet. Hayat. Özellikle böyle kurgu sonunda ortaya çıkan dizilerde öyle oluyor evet maalesef. Bir Buffy öyle tarzı çevirin yani onu da artık 5 kere falan izlemişim.
Sonuçlanma konusunda da başarılı buldum arkadaşlar, onu da söylemiştim. Böyle yani, genel görüşüm bu şekilde. Hiç pişman değilim. Gayet keyifliydi, izlemesi de keyifliydi. Gelelim sunuma. Sunum dediğimizde neyi kastediyoruz? Yani mesela... Ay evet, güzel bir sunum. Ben mesela sunumda şeyden bahsetmek istemiştim ya, müziklerden falan. Evet, ben müzikten başka bir şey yok benim diyeceğim. Yani şöyle diyeyim, bu diziyle ilgili tek sevmediğim şey müzikler oldu. Ama şöyle, kendi bir iki teme melodisi var, onlar çok güzel. Çok. Ve onları kullandıklarında da hani sahneye çok şey katıyor. Ama Max Richter adlı abimiz mesela kendi teması özellikle çok güzel. Buyurun. Ama o tema müziği yerine başka absürt şeyler kullandıklarında ya bu kadar mı mahvedilmeye çalışılır? Sabotaj. Katılıyorum Zeynep'e. Şöyle söyleyeyim. Mesela dizinin birinci sezon Genevieve'i çok şık, çok güzel bir jenerik gerçekten ve tema müziği de çok uyumlu. Bir fresk gösteriyorlar. Çok büyük bir fresk bu. Ve bunun içinde böyle animasyonla ama hareket de ediyorlar evet. Falan bir yandan. Böyle trajik bir sahne yaşanıyor ama çok fazla küçük öğe var bu sahne de çok güzel gerçekten. Ben çok beğendim yani ve çok uyumlu bir diziyle. Bir de gel ikinci sezon. Ne oldu? Evet, country müzik. Country müzik. Şimdi dizinin dediğimiz gibi böyle tuhaf, işte komediye kayan yanları olduğu için ve absürtlüğü olduğu için bütün olayın herhalde bunu vurgulamak istediler. Hadi tamam diyorsun, jeneriği 2 geçiyorsun. Dizinin içinde en romantik sahne, en dramatik sahne, en acı sahne birden... Freski de değiştirdiler, onu da söylemek istedim. Freski de gitti. Freski de gitti ve kaybolmuş insan silüetleri, fotoğraflardan bazı insanları silmişler, silüet yapmışlar. Böyle bir kantürümüzün üzerine... Paint de çıkarmışsın gibi. Yani çok şeydi yani, böyle tat zevksiz yani. Tamam da orayı geçebilirsin. Evet. Değil mi? Bas iki tane tuşa yani. Geç. Ama yani dizinin en dramatik sahnesinde arkadan Where's My Mind? Şimdi arkadaşlar, 20 yaşında değiliz. Müzik tarihinde daha çok kullanılmış, geçmişte kaldı. Daha çok böyle tüketilmiş bir şarkı var mıdır? Where's My Mind'dan başka Pixies'in? Yoktur herhalde ya, azdır falan. Dizide birden ikinci sezondan itibaren... Bak sinir oldum, ateş bastı. İkinci sezondan itibaren şey olmaya başladı. Çok bilindik şarkılar. Take On Me. İşte... Metallica'nın Apocalypse'nin cover'ı, ondan sonra Take On Me çaldı. Yani ve öyle sahneler ya, Wu-Tang Clan çaldı. Hadi ben Wu-Tang Clan sahnesini beğendim bu arada. Ama Zeynep beğenmedi. O kadar sizi çekip çıkarıyor ki sahnenin içinden. Yani ve bir soundtrack'in görevi güzel bir atmosfer yaratmaktır ve sizi o sahnede tutmaktır, değil mi? Hayır. Yani bunu böyle zorla kerpetenle çekip aldı yani. Bunu beraber insan olmuştur eminim ama ben çok zorlamaydı ve çok kötüydü. Böyle yani bilmiyorum, hani şey gibi, böyle ortaokul arkadaşınızın size yapıp verdiği mixtape'de ne varsa onlar falan da şarkılarda yani. Hani kötü şarkılar demiyorum, o kadar bilindik şarkılar ki bilmiyorum. Ve uyumsuz, sahneye uyumsuz yani. Kesinlikle. Ben hiç fark etmem. Hiçbir dizinin müziğiyle ilgili bu kadar şey hissetmedim yani. Evet. Direkt yani öldür beni, öldür beni. Yani şey de değil mesela, berbat. Hani sadece çok pardon kestim. Berbat, bu kadar kaldım. Ağzına çıkarmıştı. Yani sırf çok bilindik şarkı olması, hemen hemen her şarkının çok bilindik olması ve çok fazla göze batması. Sürekli mesela Pixies'i de iki yorumda falan çaldı. Kendisi de değil, coverları falan bölüm boyunca. Herhalde parayı ödedikten sonra bölüm boyunca tekrar çaldılar mesela bu bölümde. Çok rahatsız edici bulduk biz onu, ikimiz de yani. Ya böyle bir dizide niye Take On Me çalar? Ha bak şey de değil, tamam, Take On Me yerine hani uyan bir bilindik şarkı sesi. Mesela şeyi düşünüyorum, Black Mirror San Junipero bölümünü düşünüyorum. Mesela Heaven's A Place On Earth da çok bilindik bir şarkı. Ama yani bu kadar cuk oturur ve bu kadar güzel kullanılır bir şeyin içinde, bölümün içinde. Harika. Mesela o bölümün müzik yönetimi harika zaten. Kendi müzikleri, orijinal müzikleri de çok güzel. Neyse. Yani umut ediyorum ki öyle bir yapımda HBO'nun parmağı var, Lost'tan çıkan adamın parmağı var. Bilmeyerek, düşünmeyerek, gafilce bunu yapmış değillerdir, bir amaçları vardır, ben anlamamışımdır. Yani. Yani bunu da bunu ummak istiyorum. Yani büyük ihtimalle işte ben şey diye tahmin ediyorum, bu o quirky'lik, değil mi? Tuhaflık, o quirky'lik, o tuhaflık, onun altını çizelim. Hani daha da
bunu şey yapalım, müziği de kullanalım bu iş için falan gibi geliyor bana. Yani hoşuma gitmedi. Neyse ki 3. sezonda biraz topladılar. Şey var ya, galiba. Edebiyatta yabancılaştırma terimi var ya. Mesela okuduğun şeyden seni uzaklaştırmak ister ki onu uzaktan görebil diye. Şimdi sinema teorisi bilmiyorum ama bu beni fazla uzaklaştırdı. Fazla çekti aldı ya. Dur bir kahve yapayım falan. Ne oluyor, ne yapıyorum? Ağlıyorum bir yandan, niye uçuyorum? Yani şeydi ya, çok iticiydi gerçekten. Değişik bir şey denedikleri için tebrik ediyorum ama olmamış bence, yani yakışmıyormuş. Kendi müziği çok güzeldi, tekrar tebrik ediyorum. Kesinlikle isterim. Çok güzeldi. Ah işte böyle arkadaşlar. Bu arada şu notlarıma bakıyorum da Martin Baker, hatırlar mısınız? Perfect Strangers, Muhteşem İkili diye bir dizi vardı. 80'lerin ortasında başladı, 90'ların başlarında da devam ediyordu. Ben çocuktum, hatırlıyorum. Ben hatırlamam. Beni bebek olduğu için hatırlamıyorum. Kuzenleri falan vardı, Balki vardı. İşte o kuzenleri olan Martin Baker kendisini oynuyor dizide. Çok ilginç. Bu Muhteşem İkili'deki bütün kast, bütün kadro yok olmuş, tamam mı? Sadece Martin Baker olmamış. O da gidip Meksika'ya mı kaçmış da yok olmuş gibi yapmış falan. Dizide olanı bunu anlatıyorum. Ve ondan sonra mesela Nora'nın işte bu İsveçli bilim insanlarının bu diğer tarafa gitme yolculuğuna başlatan karakter Martin Baker. O gelip konuşuyor onunla falan filan. O da çok, bilmiyorum işte, bu tuhaflığa o da güzel bir şey katmış. Renk katmış, benim çok hoşuma gitti. Ben bunu fark etmedim bile. Böyle. Bizden bu kadar bu konuda. Yani işte bilmiyorum. Hala izlemek isterseniz bence izlemeye değer bir dizi. Konuşmadığımız çok şey var. Değinmediğimiz karakterler de var. Sizin de yorumlarınız varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Yazabilirsiniz. İzin veriyoruz yani. Yorum olarak yazabilirsiniz. İzin veriyoruz. Peki arkadaşlar, böyle. Güzel dizi. Güzel diziydi. Evet. Kesinlikle pişman değilim. Son oyuncak beğendi. Son oyuncak beğendi. Son oyuncak öneriyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.